Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni Nokia 33'ün lansman sonrası özelliklerini değerlendireceğiz. Bir de almamanız için 5 sebep sayacağız. Şimdi arkadaşlar bizim hayal kırıklığımız nereden geldi merak ediyorsanız hemen ekran üzerinde duran videoya tıklayarak daha önce hazırladığımız Nokia 33.10 tahmin videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işin açıkçası bu tarz suçlu telefonlar daha çok alışkanlıkları gereği büyüklerimiz tarafından tercih ediliyor. Ve bizce yaş ortalaması yüksek olan bu kitleyi Nokia'nın bu telefonu yaparken hesaba katması gerekiyordu. Şimdi gelin ilk olarak bir kamerasından başlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dedelerimizin babaannelerimizin en sevdiği şey torun tombalan fotoğrafını çekip daha sonra ona bakıp hasret gidermek. Çünkü onlar için bu yeni teknoloji daha çok torun fotoğrafı demek. Peki yeni 33.10 bu ihtiyacı karşılayabilecek mi? Tabii ki de hayır. 2 megapiksellik arka kamerası var ve 240'a 320'lik bir çözünürlükle o fotoğrafları görmeniz isteniyor. Yani şöyle düşünün, dedelerimiz büyük bir Minecraft haritası üzerinde Minecraft karakterlerine benzeyen torunlarını bulmaya çalışacak. İkinci dandik durumumuza geçelim arkadaşlar. Sene oldu 2017. Sen bu devirde bir tane telefon çıkarıyorsun. Ve çıkardığın telefonda Wi-Fi yok. Ya ben bu meseleyle fazla konuşmak istemiyorum. Ne demek Wi-Fi yok? O yüzden anlayan beni anladı. Buyurun 3'e geçelim. Android işletim sistemli bir Nokia 33.10 beklerken karşımıza fiil tarihinden kalma Nokia 30 Plus işletim sistemi çıktı. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Bir kere WhatsApp kullanamazsınız. Böyle Skype gibi şeyleri çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bir market hevesiniz varsa unutun. Şimdi size bir tane olumlu özellik söylemek istiyorum. O da şu. Nokia 33.10'ların üzerinde 3.5 mm'lik bir jack girişi yer alacak. Yani MP3'tür, ıvırdır, zıvırdır. Bunları kulaklığımızı takıp dinleyebileceğiz. Peki dananın kuyruğu nerede kopuyor? Şurada kopuyor arkadaşlar. Telefon ilk satışta sadece 16 MB'lik bir depolama alanına sahip. Tamam içine microSD desteği koymuşsun. 32 GB'a kadar falan filan. Sağ ol teşekkür ederiz ama ilk alımda 16 MB bize çok komik geldi. En azından 1 GB yapaydınız. Yani Nokia sen bize demiş oluyorsun ki tamam kardeşim ben buna 3.5 mm jack girişini koydum. 3-4 tane şarkı sil, 3-4 tane fotoğraf çek, 3-4 tane fotoğraf sil, bir tane video çek. E ben şimdi dedeme nasıl anlatacağım SD kartı? Şimdi şunu belirteceğim. Yeni Nokia 33.10'un üzerinde 1200 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar. Yani affedersiniz şu an teknik özellikleri zaten görüyorsunuz. Bu özelliklere biraz fazla olmuş. Bari onda 20 mAh falan yapaydınız. Yani Nokia bizim dedelere yine şunu söylüyor. Dedeciğim al sana tuşlu telefon, fotoğraf kamera var ama çok çekme sen, çok takılma. İşte mis gibi aslan gibi tuşlu telefon. Hazır buralara girmişken bir de bonus eklemek istiyorum arkadaşlar. Telefonun 2G bandını desteklediğini söyleyelim. Yanlış duymadınız 2G. Sene olmuş 2017. Şebeke meşgul. İşte o şebeke 2G yüzünden meşguldü. Ey Nokia sen gittin bu telefonu çıkardın. Aslan gibi de viral yaptın. Maşallah herkes seni konuşuyor ama iş çöp. Kusura bakmayın ama bari gidip orijinalini çıkaraydınız da biz de diyeydik ki 33.10 reis aslanlar gibi geri döndü. Hem orijinaline sadık kalmıyorsun hem de akıllı olmayan, bakın altını çiziyorum, akıllı olmayan yeni bir Nokia 33.10'la karşımıza çıkıyoruz. Bu konuda arkadaşlar belki Nokia sesimizi duyar. Şuraya bir anket hazırladım. Sizce orijinaline sadık mı kalmalıydı yoksa yeni versiyondan memnun musunuz? Ankette belirtin lütfen. E artık videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızın konu hakkında bilgi edinmesi için paylaşmayı unutmayın. Yorum bölümümüz tabii ki de herkese açık, aklınıza takılan her şeyi oraya da sorabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.